Herkese merhabalar, ben Ece. Öncelikle geçtiğimiz ay ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinden dolayı çok üzgünüm. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diliyorum. Mart ayında izleyeceğimiz Kore dramaları ve filmlerine hep birlikte göz atalım. Delivery Man. So Young-min geçimini sağlamak için taksi şoförü olarak çalışmaktadır. Ve bir şekilde yolcu olarak sadece hayaletleri almaya başlayıp onların dileklerini yerine getirir. Kan Ji-hun tesadüfen So Young-min'in taksisine binen bir hayalettir. Yaşarken kim olduğuna dair hiçbir anısı olmayan ve nedenini bilmese de Young-min'in taksisinden inemiyordur. Do Kyo-jin yakışıklı bir görünüme sahip, işkolik bir acil servis doktorudur. İnsanların ölüm kalım durumunda olduğu acil serviste uğursuz olayların belirtilerini hisseder. So Young-min ve Kan Ji-hun ile birlikte hayaletlerin isteklerini yerine getirirken bu üçlü bir seri katilin peşine düşerler. Oasis. 1980'ler ve 1990'larda üç gencin hayalleri, dostlukları ve aşkları hakkında geçen bir hikaye. Lee Do-hak, taşrada bir lise öğrencisidir. Fakir bir aile geçmişinden gelen akıllı ve şefkatli biridir. Lee Do-hak beklenmedik bir davaya karışır ve bu onun hayatını değiştirir. Oh Jung-shin her zaman dürüst ve kendinden emindir. Haksızlığa karşı savaşacak kadar cesurdur. Seul'den yeni okuluna transfer olduktan sonra Lee Do-hak ve Choi Chol-hung ile bir bağ kurar. Choi Chol-hung çocukluğundan beri Do-hak ile hem arkadaş hem de rakip olmuştur. Choi Chol-hung kaybetmeyi kabul edemeyen türden bir insandır. İki arkadaş okula yeni transfer olan Oh Jung-shin'e aşık olur. Divorce Attorney Shin. Shin Sung-han, piyano eğitimi olan ve Almanya'da bir müzik üniversitesinde profesör olarak çalışan biridir. Bir gün şok edici bir haber duyar ve gerçeği öğrenmek için Güney Kore'ye geri döner. Duyduğu haberden sonra gerçeği öğrenmek adına avukat olmak için çalışmaya başlar. Sonunda boşanma konusunda uzmanlaşmış bir avukat olarak çalışır. Shin Sung-han çeşitli talihsiz hikayelerle müşterileriyle yüzleşir ve onları savunur. Bunu yaparken de aradığı gerçeğe yaklaşır. Pandora, Beneath the Paradise. Hong Tae-rak, sevgili ailesini korumak için Kore'nin first lady'si olmalıdır. Kocası, Kyo Jae-hun ve kızlarıyla mükemmel bir hayatı vardır, tek bir şey dışında. Hong Tae-rak'ın geçmişine dair hiçbir hatırası yoktur. Bir gün hafızasını geri kazanır ve üzücü geçmişiyle yüzleşir. Mükemmel hayatı artık bozulur ve kendini kontrol edilemez bir durumun içinde bulur. Hong Tae-rak, geçmişinden sorumlu olanlardan intikam almak için mücadeleye başlar. Kyo Jae-hun, Hong Tae-rak ile evlidir. Nöral akıllı yama alanında yeni teknoloji geliştiren son derece akıllı bir geliştiricidir. Şirketini nazik liderlik becerileri ve mantıklı bir kişilikle yönetiyordur. Çevresindekiler tarafından beğenilir, siyaset dünyasındaki insanlar ondan bir sonraki başkan adayı olarak bahsetmeye başlar. The Glory Part 2. İlk sezonu geçtiğimiz aylarda yayınlanıp bayağı ilgi gören Glory dizisinin ikinci sezonunda acımasız intikam planı devam ediyor. Romantik Guest House. Yoon Dan-ho, ailenin en küçük kızı olarak rahat bir hayatın tadını çıkaran ancak sonra ailesinin geçimini sağlayan kişi olur ve Lee Won'u işletir. Lee Won-in, konukları rütbeli memur olmak için sınava girmek üzere Hanyang'a gelen alimlerdir. Lee Won'daki akademisyenler arasında Kang San, Kim Si-yeol ve Jung Yo-ha bulunmaktadır. Joseon Lawyer. Joseon döneminde geçen ve kurgusal bir hikaye içeren tarihi bir dizi. Kang Han-su, ailesinin ölümünden sorumlu olan kişiden intikam almak için avukat olur. Avukat olarak iş tecrübesi kazanırken, yetenekli bir avukat olarak kendini geliştirir. Kang Han-su, Prenses Lee Yeon-ju ve Yargıç Yoo Ji-sun ile ilişki kurar. Prenses Lee Yeon-ju, ülkesine ve halkına içtenlikle değer vermektedir. Yargıç Yoo Ji-sun, adil kararlar vermeye çalışan biridir. Duty After School. Bir lisede öğrencilerin giriş sınavlarına çok çalışmaları gerekirken aniden okullarının bahçesine düşen cisim ve dünya semalarında garip uzaylı yaratıkların belirmesi ağır kayıplara neden olur. Kore'deki askeri gücü arttırmak için hükümet tüm üniversitelerin ve liselerin yedek kuvvetler halinde örgütleneceğini duyurur.
Bu sırada lise öğrencileri karşılaştıkları durum karşısında şaşkına dönerler. Üniversiteye giriş sınavları için çok çalışmalarına rağmen sınavlar iptal olur ve bunun yerine hepsi yedek askeri kuvvetlere atanırlar. Takım lideri Lee Chun-ho ve Çavuş Kim Won-bin öğrencileri eğitmek için liseye gelir. Lee Chun-ho öğrencilere karşı katıdır ama onları çok önemser. Park Eun-young sınıf öğretmenidir ve öğrencilerin güvenliğini ön planda tutar. Ve aniden beliren tuhaf uzaylı yaratıklara karşı büyük bir savaş vermeleri gerekir. 2023 senesi Mart ayında vizyona girecek olan dizilerin fragmanlarını açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Nisan ayı vizyona giren Kore dizileri videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın.